Samsun'da gerçekleştirilen sivil toplum kuruluşları Türkiye Aile Platformu 5. İl İstişare Grup toplantısında mültecilerin Türk aile yapısına etkileri, yeni sorun alanları ve çözüm üretme sürecinde sivil toplum kuruluşlarının rolü değerlendirildi. Kentteki bir otelde Hanımlar Yardımlaşma ve Kültür Derneği ile Dost Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği'nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda Başbakanlık Mültecilerden Sorumlu Başdanışmanlığı Görevlisi Ali Güneş yaptığı konuşmada mültecilerden sorumlu Başbakan Başdanışmanlığı görevine Murtaza Yetiş'in atandığını, bunun ardından mültecilerin yoğun bulunduğu illerde çalışma yaptıklarını söyledi. Zaten problem olmuyor. Şu anda hızlı bir kayıtlama sistemiyle 2 milyon 280 bin civarında Suriyeli geçici koruma altına alınmış bulunmaktadır ve bunun %90'ı kamp dışındadır. Ali Güneş, Suriyelilerin işe yerleştirildiği yönünde algı bulunduğuna da dikkat çekerek şöyle devam etti. Ve iyi örnekleri, kamp dışındaki iyi örnekleri ziyaret ettik. Alanda çalışan uluslararası kuruluşlar, ulusal kuruluşlar bunları geldiler. Aydan bebek olayından sonra neredeyse her gün bir büyükelçi bizi ziyarete geldi. Daha sonra yapılan ve Dostlar Başkan Yardımcısı Halise Mutlu'nun oturum başkanlığını üstlendiği panelde akademisyenler tarafından mülteci sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Yardımlaşma, kültür, kadınların meslek edindirme kursları...